Yasir Mutlu, beden eğitimi öğretmeniyim. Bugün vazgeçmeme, pes etmeme hikayesi anlatmak istiyorum. Bir tanesi tarihten tanıdığımız Timur'un başından geçiyor. Timur 4 defa yeniliyor. Taht mücadelelerinde 4 defa yeniliyor. En son kaçıp bir yere saklanıyor. Böyle bir derenin kenarında, bir ağacın kovuğunda bir yere saklanıyor. O esnada tabii herkes onu arıyor. Saklandığı yerde bir karınca görüyor. Böyle cam haraç sırtında bir şeyler taşımaya çalışıyor. Tabii onu yuvasına doğru götürmeye çalışıyor. O anda aklına geliyor, diyor ki şunun yuvasını kapatayım bakalım. Ne yapacak bu karınca, diyor. Kapatıyor. Karınca bir kere deniyor. Olmuyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. En son sayıyor. 67. denemede karınca bir şekilde sırtındaki yükle beraber yuvasına giriyor. Ve o anda kendisine de bir fikir edinmiş oluyor. Kendisine de bir fikir gelmiş oluyor. Diyor ki ya bu karınca haliyle 67 defa deneyip vazgeçmiyor ve başarıyorsa ben 4 defa başarısız olmuşum, ne olmuş? Bir daha 5. bir daha denerim, diyor. Ve deneyip gerçekten de başarılı oluyor. O sefer tahta geçiyor. Benim hikayemde de pazarcı bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Kırılma noktam 12. sınıfta başladı. 12. sınıfa kadar devam ettiğim Wushu Kung Fu sporu vardı. 12. sınıfta bir süre üniversite sınavına hazırlanmak için müsaade aldım. Bir yıllık ders çalışma amacıyla kendi hocamdan müsaade aldım. Ders çalışma kısmı çok iyi giderken 2 ayın sonunda bir gün hocam aradı, dedi ki milli takım seçmesi var ve Yalova'da, gel sen bu seçmeye gir. Senin faydan ne olur, dedi. Tabii ben ilk etapta bunu istemedim ama ailemizin mevcut şartları gereği, o dönem içinde bulunduğumuz durum gereği aslında başka bir çarem olmadığını fark ettim ve turnuvaya katıldım. Tabii aileme de bazı şartlar sundum. Dedim ki bana işte salata yapacaksınız, çorba yapacaksınız. Ancak o şartla olur. Bir de dedim ders çalışmayı bırakırım çünkü 10 kilonun üzerinde kilo vermem gerekecek. Sonraki süreçte evet her şey çok güzel gitti. Ev sahibi olmanın verdiği bir şey vardır. Takım sporları bunu çok iyi bilir. Ev sahibi olduğunuzda daha böyle kendinize güveniniz gelir. Daha kazanacağınıza inanarak gidersiniz. Gerçekten bende de oluştu. Sadece maça bir hafta kala aşırı kilo vermekten dolayı ciddi bir sakatlık yaşadım. Ama bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bunu söylersen korktuğumu ya da vazgeçtiğimi, kendime güvenmediğimi ve bundan dolayı bahane ortaya sürdüğümü söyleyecekler. Yani bana inanmayacaklar diye düşündüm açıkçası. Sadece abime bunu söyledim. Sadece o biliyordu. O da sağ olsun yani devam edersem bir şekilde durumun düzeleceğini ve başarabileceğimi, bana güvendiğini söyledi. Ben de bu şekilde devam ettim. Aynı zamanda hocam, annem, babam, ailem ve kulüpteki arkadaşlarım da bu konuda beni desteklediler. Yani bana o güveni hissettirdiler, olayı bilmeseler de. Maç günü geldi. Toplamda tekrar maçlarıyla beraber, itiraz maçlarıyla beraber 6 maç yaptım ve hayatımda ilk defa şampiyon oldum. Daha önceki süreçlerde 2 kez ikinci, 1 kez, 2 kez yine 3. olmuştum. İlk defa şampiyon oldum. Ama bu tarz sporlar yapanlar bilecektir. Herhangi bir siklette, dövüş sporlarında birinci olmanız tek başına bir ifade etmiyor. Çünkü toplamda 12 tane siklet var. Yurt dışında yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonları müsabakalarında o kilonun birincisi olmanız bir anlam ifade etmez. O kotanın içine girebilmeniz gerekir. Mesela bizim gideceğimiz turnuvada 5 kotamız vardı. Erkeklerde 5 kotamız vardı. Dolayısıyla o 12 tane şampiyonun içinden 5'in içine girebilmeniz lazım. Yani en iyi 5'in arasına girebilmeniz lazım. Kendinizi kanıtlamanız, gösterebilmeniz. Belki de şov yapmanız gerekiyor. Bu gitse kesin derece yapar denilecek pozisyonda olmanız lazım. Açıkçası ben o şekilde değildim sakatlığımdan dolayı. Hatta maçları kazanıyorum, geliyorum. Hocam, annem, abim diyor ki ya kazanıyorsun ama hani sen bu şekilde kazanırsan hani şampiyon olabilirsin ama gidemeyebilirsin. Çünkü o 5'in içine girmen lazım. Bir şekilde maçlar nihayete erdi. Ben şampiyon oldum. Ve milli takım kadrosu açıklandı ve kadrodayım. Buna çok sevindim tabii ki. Çünkü yeni bir kapı doğdu. Yani ders çalışmak mı, buradan gitmek mi? Zor olsa da burası daha heyecanlı bir yol. Ucunda bir şeyler olabilir. Dolayısıyla bir takım kamp süreci başladı. Kampa gittik. İlk etapta tabii çok heyecanlıyız. Her şey çok güzel. İlk defa aileden bu kadar uzun süre uzaklaşıyoruz ama sonunda çok güzel bir şey var. Yani bir takım temsil edeceğiz. Hadi, helal olsun, helal be! Belki bir şeyleri başarma ihtimalimiz var. Hiçbir zaman şöyle bir insan olmadım. Yani müthiş özgüvenli, işte ben var ya kesin şampiyonum modunda hiçbir zaman olmadım. Ama kimseyi de mahcup etmemeye çalıştım. Buradaki süreçte de kampa gittim. Tabii gelen arkadaşların hepsi çok iyi kişilerdi. Kendi alanında çok başarılı sporculardı. Kamp sürecinde ilk tanıştığımızda da antrenörlerimiz herkesi tabii ki motive etmek amacıyla belirli pozisyonlar belirliyorlar. Yani sen şampiyonsun, sen şampiyonsun, sen
Bana geldiklerinde şöyle bir durum oldu. Yani senden çok ümitli değiliz dediler açık açık, öyle söyleyeyim. Ama sonraki süreçte devam ettik. Sakatlığım da devam etti. Ve yani açık açık beni beğenmediklerini ifade ettiler. Hatta işte belki seni yollayabiliriz, başka birini çağırabiliriz gibi ifadeler de kullanıldı. Tabii bir sakatlığınız var. Bu da motivasyonunuzu düşürüyor. Kilo veriyorsunuz, telefon yasak, televizyon yasak. Hepsini bir arada düşünün. Bu süreçte bir şeyleri başarmak, kendinizi tekrar motive edebilmek biraz zor. Ama bir şekilde ilk haftanın sonunda sakatlığım geçti ve yavaş yavaş kendimi göstermeye başladım. Sakatlığım geçince bir rahatlama geldi. Vermem gereken kiloyu da büyük oranda vermiştim. Bir Kurban Bayramı'nın 3. ya da 4. günü, yaklaşık 35-40 günlük bir kamp yaptık. Telefonu ailemizi aramamız için bize verdiler. Ben de annemi aradım, bayramlaştım. Tabii anneler bilir, anlar, biliyorsunuz yani. Annem dedi ki, oğlum senin sesin iyi gelmiyor. Dedim anne bir şey yok zaten, belki birkaç güne dedim yanınıza gelirim. Yani beni yollayabilirler, öyle bir imalar vardı. Tabii annem bu durumu hocamı direkt arayıp söylemiş. Hocam Yasir böyle böyle bir şey dedi, bilginiz var mı diye. O da kamp sorumlusunu arıyor. Tabii ertesi gün kamp sorumlusu olan hoca beni çağırdı. Bu söylemde bulunan hocayı da çağırdı. Hocaya benim yanımda dedi ki, hocam dedi, sen bu öğrencinin maçını hiç izledin mi? Yani buraya gelmeden önceki seçme maçını izledin mi? Hoca da hayır dedi. Dedi ki, ben izledim. Evet, bu delikanlı süper dövüşmüyor ama akıllı dövüşüyor. Yani puan sayarak dövüşüyor ve ben faydalı olacağına inanıyorum dedi. Ve beni diğer hocanın yanında aslında motive etmiş oldu ve sakatlığım da geçti. Beni orada motive etti aslında herkesin içinde. Sakatlığım da geçmişti. Oradan sonraki süreçte müsabakada Singapur'da yapılıyordu Dünya Şampiyonası. İlk turda hayatımda ilk defa bay geçme imkanım oldu. Kura'da bay geçecek kişi belirlenmiş. O kura'da ben çıktım. İlk turu bu şekilde bay geçtim. İkinci turda Vietnamlı rakibimi yendim. Üçüncü turda İran'la eşleştim. Ama artık dereceyi garantiledim. Onun verdiği böyle müthiş bir mutluluk var. Bu dereceyi yapanlar bunu çok iyi anlayacaktır. Ama buradaki durum şu. O dönemde bir akıl telefon yok, internetimiz yok. Yani bir derece yapmışsınız, dünya üçüncüsü olmuşsunuz. Sevdiklerinize haber vermeniz lazım. Hocanıza, annenize, babanıza. Ama veremiyorsunuz. Bir hafta sonra Türkiye'ye döneceğiz. Biletler o şekilde alınmış. Dolayısıyla haber verme şeyimiz ilk etapta olmadı. Ertesi gün de yarı final maçım var İran'la. Diğer tüm arkadaşlarımın maçları bitmiş. Bir tek benim maçım kalmış. Akşam oturduk, muhabbet ettik biraz falan. Sonra böyle avlu gibi bir yerde biraz takla falan attık. Cebimdeki malzemeleri odama bırakmak için şöyle ara bir yerden geçerken kafamı sağlam bir şekilde duvara vurdum ve şöyle 2 santim kadar bir yarık açıldı. Tabii o süreç içerisinde bir doktora gitmeye ya da antrenörlerimizden birine gitmeye biraz çekindik. Gitmek istemedik ve ciddi bir şey olabileceğini açıkçası düşünmedim. Ama tabii sabaha kadar kanı durduramadık. İşte havlu koyduk vesaire, farklı şeyler yaptık. Sabah o şekilde maça çıktım. Tabii çok bir performans gösteremedim. Ama nihayetinde zaten dereceyi garantilemiştim. Ve bu turnuva bizim için böyle nihayet ermiş oldu. Geldiğimizde işte bir ödül alma durumumuz söz konusu oldu. Yine aynı şekilde öğretmenlik bölümü istediğimizde sınavsız girme ve KPSS'den muaf olma gibi durumları öğrendik. Bunlar da gerçekten çok sevindirici oldu. Ama bu hikayede benim özellikle vurgulamak istediğim kısım şu olur. Son defa girdiğim turnuvada, hatta girmeyi düşünmediğim turnuvada ben bu başarıya ulaştım. Bundan önce 5 kere 6 defa denedim ama hiçbirinde bu başarıya ulaşamadım. Son deney işte başarılı oldum. Aynı o en başta anlattığım Timur'un hikayesinde olduğu gibi. Kesinlikle sonuna kadar pes etmeden mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.